Yoda yapay zeka projesi için hazırlamış olduğum Q-Learning algoritmasını kullanarak labirentten çıkış simülasyonu uygulamasından bahsedeceğim. Temel olarak 3 tane sınıf var bu projenin. Q-Learning sınıfından bahsetmek istiyorum. Ajanın bir tane Q-Table olacak ve Observation Ground değişkeni olacak. Bu Observation Ground bizim çevremiz isim geliyor. Yani bu durumda labirenti. Check metodu ödül tablosu. Örnek vermek gerekirse ajan labirentten çıktığı zaman bunun -10.000'lik cezası olacak. State Updater metodu. Eğer ödül sıfırdan büyükse ajan için yeni bir koordinat döndürecek. Eğer değilse ajan olduğu yerde kalacak. Oblock metodu benzer şekilde eğer ajanın gidebileceği herhangi bir yer yoksa, çevresini gezmişse veya bloklar varsa etrafında true döndürecek. Burada 3 tane train metodu görüyoruz. Bu metotların hepsi benzer şekilde çalışıyor aslında. Fakat 3 farklı metodun olmasının sebebi uygulamanın 3 tane farklı modunun olması. Main sınıfına gelirsek, main sınıfı Pygame modülünü kullanarak ajanı ve labirenti simüle etmemizi sağlıyor. Modlardan bahsetmek istiyorum. İlk mod her jenerasyonu gözlemlememizi sağlıyor. Ajanın hareketlerini gözlemleyebiliyoruz. İlk olarak bu metodu çalıştıracağım. Fakat max generation sayısını küçük tuttum çünkü kısa sürmesini istiyorum. Çünkü büyük yaparsam çok uzun sürecek. 10 jenerasyon bizim için yeterli olmayacak kısa olmak için büyük ihtimalle ama sadece nasıl çalıştığını gözlemlemek için dediğim gibi. Evet, program sonlandı. Program sonlandığı zaman bir tane Q-Table oluştu. Q-Table TXT dosyası. Bunu direkt iki modunu çalıştırarak bu Q-Table'ı okuyabiliyoruz. Fakat dediğim gibi 10 yeterli olmayacağı için tekrar all train metodunu kullanarak hepsini eğiteceğim. Grafik kullanmadan. Sonra çıkışı gözlemleyeceğiz. Bu yüzden jenerasyon sayısını 100 yapacağım. Mod 2'yi çalıştırdığımız zaman 100 jenerasyon eğitildi ve en kısa yolu buldu gördüğünüz gibi. Buradan da gözlemleyebiliyoruz. Son olarak 3. mod. Bu mod algoritmanın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Grafik dosyası oluşturarak. Bunu çalıştıracağım. Tekrar 100 jenerasyon yeterli bizim için. Buradan kaç programı çalıştığını da belirleyebiliriz. Şu an 10 program çalışacak. Yine kısa sürmesi için 10 kalsın. Program sonlandı. USPNG dosyası oluştu. Burada ilk gördüğümüz grafik her program için bulduğu en kısa yolu gösteriyor. İkinci grafik ise başarılı başarısız olarak ayrılmış. Başarılı en kısa yol değil. Eğer çıkışa ulaşabilirse bu başarı sayılıyor. Çıkışa ulaşamazsa bu program başarısız sayılıyor. Buradan gözlemleyebiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.